O <coughs> Senin çocukluğunda ilk kahraman amcan oluyor değil mi Sait Sökmen ve hatta bir bale aşkı ay oradan. A deniyor. Aynen Sen, oradan. Eee balerin olmak istiyorsun. Ee, evet aslında en büyük de bu öyledik. anlamda çalışmaların oluyor. O sonra ben çünkü biz e, benim e, çekirdek aileyle Almanya'ya e, gidiyoruz 1970'lerde 70'in başında. Hı hı. E, ama gerçekten ilk e, aşkım baledir e, ve e, benim de idolüm o, o zamanlar e, Sait amcamdı. E hatta babamlar dönmeden ben dönüyorum mesela Türkiye'ye. Çünkü burada bale sanat merkezi açılıyor. Babamlarla birlikte açtıkları İstanbul'da. Önce Bale vardı Ankara'da amcamın hı hı. ve diğer arkadaşların. Sonra e, ben de diyorum ben dönüyorum diyorum yani. Çok da iyi bir lisede okuyorum mesela Almanya'da. Ama hep yani oraya gittiğinden beri hep çok enteresandır. Bakın 6 yaşında gidiyorum. E, i̇lkokul yıl orada başlıyorum. İlk Ankara'da neşe ilkokulunda okuyorum. Ve her seferinde sürekli benim böyle bir Türkiye aşkım ve sevdam hep olmuş yani her gün mesela Türkiye görüyorum rüyamda şudur budur falan öyle bir ilginç bir hmm. ne bileyim nasıl bir kodlama varsa ama e, tabii ki bu Baya sanat merkezi o, o, hikayesi e, hızlandırıyor diyorum ki annemle ne olur beni, ya, ben gideyim artık yani hmm. bak okulumuzda var ben ben işte bale falan hiç ikilemiyorlar çok ilginçtir e, tabii ki kızım diyorlar ve ben işte İstanbul'a dönüyorum. 81 yılında, 17 yaşında. Ondan sonra e, dansa başlıyorum. Onun için ben, yani bale için biraz geç olmuştu. Ama yine dans ettim. Modern dans, öğretmenlik yaptım. E, işte o zamanlar aerobik falan çıkmıştı. O peylahlanmıştı Ama bizimkisi çok farklı. Daha bir Martha Graham stili bir... E, ...yer çalışmaları, işte ne bileyim... ...step dance çalışmaları yapıyorduk... ...yine bale, ben çocuklara bale veriyordum... ...falan filan... ...baya bir grubumuz da oldu... ...baya sanat kampanisi oldu... ...çeşitli gösterilerimiz de olmuştur... ...festivallerde katıldığımız... ...ilk hatta o zaman... ...Güneş Gazetesi'nin güzellik yarışması vardı... İlk sahne aldım... İlk Or ...orası evet... ...orası oldu, o zaman... ...büyük Maksim vardı, rahmetli Maksim... Orada düzenlenmişti. Ee, çok müthiş Sezen Aksu'dan, Gönül Yazar'dan kimler kimler e, çıktı orada. Hı hı. Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yapıyordu işte. Müciddi. Hatta Çiğdem Tunç da bizim kampanyadaydı e, yani dans e, grubundaydı. Hı hı. Öyle bir adım atmış oldum. Öyle devam etti işte. Pardon. <laughs> Müzik de yine o günlerde hayatına giriyor değil mi? Aslında, Aslında. biraz da öğretmenlerinin e, seni yönlendirmesi de... O Almanya'da başlıyor. Almanya'da o süreç on başladı. Ben 10 yaşındayken e, hatta diyorlar senin ritmin çok kuvvetli. Hatta davula başladı diyorlar. yani hani davul için hmm. Şimdi bu, o dönem düşün düşünsene kaç 70 hmm. falan. Diyor, ya kızlar davul mu çalar falan. Peki diyor, diyorum peki babacığım diyorum. Ondan sonra o, 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 hocam var çok tatlı o zaman de, Alman... De. Yani hakikaten çok bu açıdan çok şanslı sayıyorum kendimi orada eğitim gördüğüm için ilk başlarda. Ee, yönlendiriyor. Gitar gitar o zaman gitar dersi alıyor. Mutlaka bir yere yönlendiriyorlar seni. Çünkü bakıyorlar, hmm. görüyorlar. Ee, hatta hocam bana gitarın satın alıyor. Yani satın alıyor diye bakıyor. Biz alıyoruz. O beş hmm. yıl ben klasik gitar dersi alıyorum hocamdan. O sırada müziğe başlıyorum. Kendi kendime işte You've Got a Friend'i çıkarıyorum. Ee, ...iyi kulaktan... ...işte Donadona Dona falan... ...böyle House of the Rising Sun söylüyorum... ...hatta ortaokul... ...bitirme sınavlarında... ...müzikte de ilk üç şarkı söylüyorum... ...ve Bach çalıyorum falan öyle... Vay, ...yani süper. müziğe öyle giriş yapmış oldum... Peki ne zaman... baş ...başrole geçti müzik hayatında... ...ben şarkı Bu, söylemek istiyorum dediğin an... Vallahi aslında ben hiçbir zaman hani... ...belli bir hedeflerim olmadı yani... ...öncelik hep bale ve dans olduğu için... O ...Bale Sanat Merkezi'nde bir grup oluşmuştu... ...işte e, amcamın oğlu Mehmet... ...işte Atilla Bahçevan falan... ...onlarda konsert vardı... ...şarkı söyler misin bizimle falan yapmışlardı... ...ben de tabii ki dedim... Orada <laughs> ...hatta ilk konserimizde o iki tane konserde... ...orada verdik öyle bir anda girdi... ...sonra e, tesadüf... ...ya da tesadüf değil ya da işte yazgı... ...diyelim öyle diyelim... Hı hı. E, o sırada da e, birinci Kuşadası e, Altın Güvercin, altın güvercin yarışması, yarışması yapılacak. ve Grup Lokomotif bir e, kız solist arıyorlarmış İşte işte. Mehmet Ağabey'in Taşer var falan filan. Bu lokomotif o dönemin hakikaten en iyi gruplarından, grup hatta iki tanesinden de. biri diyebiliriz. E, ondan sonra beni işte Atilla e, e, görüyor. Stüdyo 54 verdi o zaman e, Levent'te. Orada prova yapıyorlarmış. Gidiyorum işte 5-6 tane şarkı söylüyorum. Tamam diyorlar, böyle ansızın kendimi bu, bu sefer de o sahnede buluyorum ve ilk şarkı deneyimim de Kuşadası Festivali'nde oluyor. Hatta iki şarkıyla katılıyor i̇ki. grup, ikincilik ödülü de alıyorsunuz. Evet. Hatta Duyga Senan'ın elinden almışsın. Evet, evet, evet. evet, evet, evet nasıl ne, ne hissetmiştin o şeyde o sahne bir de bir, bir profesyonel e, bir tabii yarışma canım, çok seyirciler çok yani bilmiyorum çok zaman geçti tabii yılını ama tabii büyük bir heyecan hatta yani oraya gidişimiz de bir olay o zamanlar işte kocaman otobüslerle gidiyoruz ama şimdi o dönem o yarışmaya katılan şu an ve rahmetli olan insanlarımız da var tabii ki ama en baba bütün hani piyasada kim varsa zaten oraya yarışmadı katılıyordu. Yani aşkın yenge Harun Kolçan'dan tutun Kayağından Aşk Gülal Dinç'ten Zerinden, Oya, Oya Bora hani say 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 hı hı. İlhan Şeşen yani herkes. herkes. vardı yani bir tarafta çok büyük orkestralar en iyi müzisyenler. Tabii 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 yani inanılmaz bir deneyimdi tabii ki ve yani benim işte o dansçılık ne kadar önemli olduğunu orada anladım. O sahneye kavrayış en azından hani şarkı söylerken bile ama oradaki duruş, dans etmeme falan filan çok ...çok işime yaradı tabii ki... ...çok sonra daha sonra... rahatlamış buldum kendimi... ...ama çok çok büyük bir heyecan... ...hatta sonra... annemle gitmiştim... ...annem beni yalnız bırakmamıştı... Hmm. ...tabii ki... ...sonrasında revizyon deneyimleri oldu... ...onlar da yine çok ...evet o zaman da işte deneyimler. o... ...ama o sırada tabii ki... E, ...baya sanat e, zamanında... E, ...müzikallerde yer aldık... E, ...ilk e, ne güzel şey yaşamaktı... ...hatta ad hmm. Adile'nin hanımefendi... ...çocuk oyunuydu ...karıncayla işte şey... ...Ağustos Böceği hikayesi... ...hatta sahnede atımız bile vardı... ...eşeğimiz bile vardı falan... ...hem bale sanat merkezi... ...bütün kadrosu vardı... ...bir de profesyonel oyuncular da vardı... ...bir müzik halde... ...şan tiyatrosunda oynandı... ...hep hafta sonları biliyorsun... ...öyle matineler oluyordu... ...her haftada ünlü biri geliyordu... ...işte Erol Evgin Bey... ...işte Nukhet Turu falan... ...şey sonrası da böyle bir mini konser veriyorlardı... İlk şey o oldu. Sonra Zülfü Zülfü müzikali e, yapıldı. Yine amcam Cüneyt Aydan işte Ayten Gökçar hanımefendi başroldeydi. E, ondan sonra da o lokomotif e girdikten sonra 86 yılında Muzur Müzikali girdik lokomotifle birlikte. Ferhan Şensoy'un, Derya Baykal falan filan, hı. Aysun Aslan koregresisini yapmıştı. Ee, o, o müzikal de biliyorsunuz şan tiyatrosu işte mefta oldu, e, yandı kül oldu gitti. Ama işte ilk deneyim dediğim gibi Lokomotif'te ilk Kuşadası, Ondan sonra Lokomotif'te devam etti. Ee, bu aralar işte o müzikaller devam etti asıl işte Muzur müzikal. Sonra e, bizim okul bomb diye bir e, e, kulübe çevirdi canlı müzik kulübüne. O zaman da İstanbul'da iki yerden biriydi. Star Hı -hı. 88 vardı ama çok gerçekten 500 kişilik bir kulüptü. çok müthişti o dönem. Ee, orada devam yani hatta ilk böyle dışarıdan gruplar çağırdık falan filan C ciddi bir iyi e mi kazanmıştı çok çok güzel bir dönemde. Ee, lokomotiften sonra ben devam ediyorum böyle ha revizyon dediğin e şey e Muzur Müzikal'den sonra. E Ha, o sene 86'da e, yandı benim bildiğim. Ondan sonra işte o sırada Seyyal Taner işte Garo mafyan ve Olcayto e, ortak e, şeyle e, bir şarkı hazırlıyorlardı televizyonda. O sırada bizim de böyle bütün çünkü aletler yandı oydu işte yardım konserleri falan verilecekti. Üç kere iptal oldu sonra inanmadılar abi. sonra tek oldu aslında gerçekleşti. Az insan gelmişti her neyse bizi de moral olsun diye. Garo dedik yani demiş şeye Tansu'ya yani katılır mısınız böyle bir şey. O da tabii derken biz de e, bu olaya e, girişim, hmm. ay ait olduk. E, çok da keyifliydi, çok güzeldi. E, bu da, yani ben de, yani bu o kısa dönemde. Birçok şey yaşamış oldum daha bismillah. Hı hı. yani Çok e, da adam, bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi hı. o müzikaller çok önemli tabii. E, her müzisyenin yaşamak istediği, hı hı hı. hayal ettiği bir dönem. Hı hı. E, bir yanda o yarışmalar çok önemli. O, değil, e, hele o dönem. Altın Güvercin'de hepsi de. Gerçekten hepsinde varsın. Eurovizyon şey gibiydi. Savaşa gider gibi <laughs> gidiyorduk biliyorsun. Yani hı hı. hatırlarsan sen daha küçüktün tabii ki. her Çok gün önemli rastedi. bir meselemizdi. Yani, yani zaten ve... bir tek TRT vardı ve işte gazetede her gün bizi yazıyordu ya. Adım adım izleniyorduk yani yani giderken de dediğim gibi yani ya yürü mü fazla. bu sefer. Bu sefer Bu sefer. Çok O dönem çok, ya. çok birazcık da dezavantajlı tabii ki ama yani şarkı güzeldi e, finalde orada Bürükçelde e, çok şahane bir dönem geçirdik çok yani benim için zaten hayal ötesi bir olaydı. Herkes için bence e, Hakikaten onun büyüsü onun heyecanı Bir daha belki sonraları Hı -hı. o kadar yaşanmadı Ama e, Orada birazcık bir e, Yani bir hata o, o Oluştu final sahnesinde Yoksa gerçekten orada Aldığımız alkışlar falan müthişti Ama e, talihsizlik oldu e, Biraz hızlı çalındı şarkı Onun şeyin büyüsü bozuldu Falan filan derken Hı -hı. Ee, öyle bir neticeyle öndük ee, ama benim için tabii müthiş bir deneyim oldu. Sonuçta ona bile sonra yani ilk başta tabii ki çok üzüyoruz. Çünkü o kadar çok önemsendiği için tabii şeyi de geri dönüşüm de çok ağır oluyor. Ama e, yani, doğru. ben mesela üniversite <laughs> <Fakurası ağır oluyor. gülüyor> Ben, ben üniversitedeydim o dönem ee, ta üniversiteye gittiğimde çok komikti gittim duvarda sıfır puan yazıyor falan böyle mesela. Ama sokak ama yani sokakta herkes herkes o zaman onu izliyordu şimdiki gibi değil ki. İşte evet. birileri beni kolun işte omzumu sıvaz yok yok. Her şey güzeldi önemli değil. Öyle bilmem ne diyor falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Allah dedim. <laughs> ama evet. düşünsene baya bir hani hem şok hem her şey, her şey yaşadığım yani o dönem. Şimdi onun sonrasında yavaş yavaş geliyoruz. Tabii senin e, ilk e, tarihe bıraktığın müzik kaydı 1990 Ercüment Vural'la o zaman evet. albümü. O zaman evet. It... Ercüment Vural'la tabii e, müzikal yolculuğunun sonrasında da hep devam ediyor. Senin solo albümlerinde de evet, nasıl tanışmıştınız? De, e, ha, e, lokomotif e, sayesinde Lokomotif grubu. Çünkü ben e, e, dahil olduğumda Mehmet Emin Taşer vardı. Taşer sonra grubu zaten iki sene bir süreç bu. bu da çok ilginç bir şey. Sonradan düşün sanki çok daha uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor zamanda ama ondan sonra Mehmet ben vardım. Sonra Sertap girdi gruba. E, ee, hatta Erdal Çelik de girmişti bir yere çıktı. Bir birçok insan öyle bir durum. Ben hani böyle şey taşı gibi ne derler demir baş gibi oradaydım. Ee, ondan sonra işte Ercüment girdi dahil oldu. O zaman bom zamanı işte bu. Hı hı. Ee, sonra e, baktık işte Ercüment'te işte o da işte daha çok o da Avusturya'dan yeni dönmüştü. Viyana'da çalıyormuş piyano falan, caz yapıyor falan filan. Daha çok o dönemler cover yapıyorduk işte pop falan öyle başlamıştım. Hı hı. Bu sefer daha çok bir caza yöneldik. Onun da bir, biriktirdiği birikim olan bir takım besteleri vardı. Pop caz e, besteleri. Hatta Hadi, bu albümü biz Türkiye'nin ilk pop caz albümü diyebiliriz değil mi rahatlıkla Evet, ben, Türkçe sözlü olarak. Türkçe diyelim. sözlü olarak. Hı, 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 hı. Ee, tamam dedik falan. O albüm zaten abi tabii tabii ne maceralarla yapıldı o dönem. Ama işte o biliyorsun o kaset çıktı o zaman. Hı hı. E, yani CD hani aslında zaman... basılmadı. Basın... Ya yok o zaman yoktu tabii ya 90. 90'da yoktu. Yok, evet, 90'da, yani. Daha 90'da sonra... yoktu. Sonra... Ee, Uzeli'den çıkmıştı. Ama zaten hı hı. onun macerası çok komikti. Un kapanına gidiyoruz tabii ki. Ben şimdi orada çok sesli vokaller şunlar falan filan var. Dinletiyoruz. Adamlar böyle bakıyor bu ne falan diyorlar tamam mı şimdi sizin sesiniz nerede dedi biri <laughs> pardon dedim hani yani main Hı -hı. ses var ana ses var şimdi vokaller falan ama o alışık değil o zamanlar tabii Hı -hı. ki yani onun kapanında o dönem hatta e, piyanist şanatörler dönemi Aynen, zaman. doğru o dönem öyle bir şey çok sesli önce bir de zaten iyice şey Hı -hı. sesiniz nerede yani duyamıyorum dedi orada zaten biz koptuk. Ama sonuçta bu çok, evet. çok, çok çok güzel oldu ee, tabii ki. Yani çıkartabilmişsiniz bu halinde haliyle. <laughs> Çünkü tam da bir geçiş dönemi yani tam 90 hani evet. sonrasında evet pop müzik patlayacak tamam, ve tabii 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 tam öncesi. Çok işine yarayacak bir dönem başlayacak ama evet, burada evet. çok sınırdasınız. Evet, aynen öyle. Ama yani hatta işte o, o dönem işte Star açıldı. Hmm. Star'ın açılışı. Orada da işte biliyorsun bir şey kadrosuyla hmm. jingle yapıldı işte Sertablından Fatih Erkoç'undan. Hmm. İşte kim varsa yani Sibel Tüzin'den, herkes orada ee, böyle bir tanışma oldu. Ee, ondan sonra da telefonun devreye girdiği dönem, 24 saat yayına geçiliyordu. Orada Sevgili selçuk uyarın parçasını yaptık, klibi çekildi. 24 saat ben yayındaydım. Yani bu da bir Hı. ilk. Yani. Ben kendinden soğumaya başlamıştım. Yani 5 ya dakikada beş dakikada bir insan yiyenler 24 <laughs> saat boyunca. Yani bitiyor mesela TRT, ee başka bir şey yok falan. Ha bir star başlamıştı dediğim gibi ondan sonra o da bir enteresan bir deneyim oldu benim için. Hani sokakta yine dolaşırken bir de falan diyorlardı. Bir çok güzelsiniz falan diyorlar ama yani insan kendisinden bile hani soğumaya başladığı bir dönem olabiliyor yani. Ee, ama yani tabii çok Hı -hı. o ilkler güzel bir şey bunları yaşamış olmak. Peki bu abi mesela şimdi baktığında nasıl hissediyorsun şarkılara? yani oradaki Melis'e bakar. Pop cazı mı? mı diyorsun? İlk ee, o tabii bu. çok şeydi. Yani çok çok bir kere ben onurlandım. Yani o hem onur duydum hem çok keyif aldım. Çünkü bir ilki yapmış olduk. daha önce de tabii ki çalın yani Hı -hı. çok çok güzel bir kere Türkiye'nin geçmişindeki müzisyenlerin kalitesi çok başkaydı. Tabii 70'ler, 60'lar. Yani o, o dönemin büyük orkestraları, caz orkestraları falan vardı biliyorsun. Yani Hı -hı. biz bilmiyoruz evet, artık peki. ama yani, yani sonuçta ee, o, o öyle bir geçmişten geliniyor ama böyle bir şey yapılmamıştı. Yani pop caz albümü olarak yapılmamıştı bir de ilk Türkçe sözü. Onun üzerine yani o tabii ki çok çok farklı bir dönem. Nasıl diyeyim o ilk heyecanlar. Ama böyle şeyin de ilkini yapmak, öyle bir adım attırabilmek o da çok hoş bir duygu diye. Yani çok hakikaten gurur duyduğum bir dönemdir. Yani her dönem yani gurur duyuyorum... Çünkü gerçekten yapmak istediklerimin üzerine giderim ben her zaman. Yani o olmalı. Hani işte ödün vermek gibi bakılmasını demiyorum ama ama gerçekten ben yapmak istediklerimi yapma lüksüne sahibim diyebilirim ya da benim de tercihlerimden dolayı. Sonrasında geliyoruz 1992 yılına. Sen artık solo olarak bize merhaba diyorsun. Albüm ismi de. Halis Melis. Melis. Çok tatlı bir kelime oyunu. <laughs> Tabi şimdi bu albüm bir taraftan hani e, artık o 90'lardaki o e, müthiş pop patlamasını e, güzelce yaşadığımız zamanlar. Bir e, tarafta çok tabii. eğlenceli, <laughs> sakızlı şarkılar var. <laughs> Elbette ki o trendlerden sen de nasibini alıyorsun. Evet, 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 tek evet. Tek tek onları konuşacağız. Ama bir taraftan yapmak istediğin müziği de yapıyorsun. Çok duygusal çok üzgün şarkılar da var ama tabii ki eğlenceli şarkılarla başlıyoruz. <laughs> Farfara ile <'yla> açılıyor albüm. <laughs> evet. Hayır. Fahretokoğlu. Ee, evet bir Fahretokoğlu bestesi. Oğuz Akay. Aynen. hemen peşinde bir Burçlar şarkısı geliyor ki. Evet ama o da. Çok mesela... ikonik, ironik. İ İ i̇ronik, ikonik. Bir de ilk hatta <laughs> dans müziğini yani elektronik müziğe giriş gibi bir şey sayılabilir. Evet yani. altyapılarıyla güzel bir evet, kesinlikle de evet. öyle ama şimdi tabii o kadar da eğlence ki tekrar tekrar dinledim şimdi bu çalışmayı yaparken. Ama klibi de çok acayip. Klibi de çok acayip. Pardon. Kaç, kaç saat çektik biliyor musun ilk kadifkasını ben herhalde 36 saat o. Ondan sonra dışık çekimler falan. Baya bir 13 kostüm giydim falan. Böyle çok ciddi, Bayağı tabii. ciddi bütün bir olay. Baya tabii da e, temsil ediyorsun. <laughs> hani hepsine dair de söz söylüyorsun. Bir de hani bir yerde de e, azarlıyorsun da neredeyse seyirciyi. Yani, ne var canım? Merak edecek yer olacak şey. <laughs> Aman ne taktınız bu uçlara falan gibi böyle bir atar da var. <laughs> Taktık bu da. <laughs> ne? Peki neydi saydın o şarkının hani yazılış sürecine dair ne hatırlıyorsun? Ya, Zeynep Zeynep, Zeynep Tamir yazdı almış. Ya, Şimdi biz ya ben de hep zaten o dönemde eee astronomiyle ilgileniyordum astroloji hmm. daha doğrusu. Ama yani hep gökyüzü gökyüzü hep vardı hayatımda. Babamdan kalan bir şey. O da çok böyle araştırmacı, hmm. antiklopedi gibi bir adamdı onun için. E, o o ben de e, kalan bir olay. Sonra böyle bir şey yapalım falan derken işte Arjın evet var e, kim yazar kim yazar? Zeynep'le zaten o zaman e, tanışıyoruz. Başka hmm. e, sözleri de var albümde zaten o zaman Zeynep eee hmm bir e, ortama e, girmiştik. Yani o olay böyle gelişti. Zeynep tabii falan dedi. O da çok da tatlı oldu. Böyle bir İmza şey şarkılarından yani. biri evet, oldu evet, yani. Bizi de ...hani daha geniş kitleler seni tanıştıran bir şarkı evet, oldu evet. diyebiliriz. Sonra nereye şarkısıyla devam ediyor albüm? Yine Zeynep'in e, sözleri var. Hı -hı. Ve hemen sonrasında geliyoruz ki... E, ...galiba hani e, Türkiye'de yazılmış en iyi şarkılardan biri olabilir. Bir de iki satırı vardır ki ben... ...galiba onun üzerine de çıkabilecek iki satır düşünemiyorum. Sen geçerken sahilden sessizce... Gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Evet. Ee, bir konuşmamızda hatırlıyorum. Sen e, bu şarkının yazıldığı an oradaydım. Bizim demiştin. evde. E, bizim zaten... evde yapıldı zaten. Anlatsan o hikayeyi. Bu, <laughs> ya, bu Şarkı ente, nasıl sen, doğdu? Ya şimdi tabii ki bir ercümentte bir 7-8 bir seneki beraberliğimiz var. O, i̇lk dönemler falan. E, sonra evde işte. Müzik <Ers2> çalışır Tabii ki. Üretiliyor. Ama derken işte kapı çaldı. Orhan bir uğrayayım demiş. Orhan Atasoy sevgili öğrencim Selam olsun. Ee, sonra dalıyorlar. Ben de içeride takılıyorum falan filan. Yani bir şeyler yapıyorum işte. Yemek mi yapıyorum bir şeyler falan. Vay güzel sesler falan. Altyapılar vardı zaten. O sırada bir şeyin üzerine çalışıyordu. eğer girdi de vay falan filan derken bir, birkaç saat geçti. Çıt bir şarkı çıktı. O da gemilerdi. Ne hissettin duyduğunda? Vay falan vallahi çok acayip yani oldu bu böyle vay güzel o arada Orhan da kendi albümünü hazırlıyordu hazırlıyor Hazırlığı içerisindeydi zaten hatta o zaman Orhan işte şey Gamze Platin böyle bir şeyimiz vardı Gamze Platin benim ilk menajerim oldu evet o ilk ya, Halis Melis zamanında zaten zaten o o döneme denk geliyor. İşte o yüzden de da iç içeydik. İşte gidiyoruz, geliyoruz, ne yaparız, ne ederiz falan filan. İşte o gemiler çıkınca vay dedi. Hatta tabii ki Orhan da kendi albümüne de aldı. Benim albümde de yer almış oldu. Aynı altyapı üzerinden zaten söylendi. O zaman canlı kayıtlar falan biraz zor oluyordu. Ve sonra da işte şeye karar verildi işte Orhan'ın klip çekilecek... <laughs> ondan sonra klibe karar verildi orada böyle 80 kişilik bir kadro şimdi Galata Port olacak olan rıhtımda geldi. çekildi Orhan Atasoy zaten motorcuların kralı biliyorsun <laughs> idi bütün motorcular geldi böyle 40 <laughs> kişi falan geldi inanılmaz o sahilde ırhtımda işte Seyhali'nden tut, işte Cem Özeri'nden falan herkes gel Tek e, planda, planda ve çok kısıtlı bir e, film e, şeyimiz vardı e, metraj olarak. Hı -hı. Yani üç veya dört kere anca çekilebilir. O yüzden... Makaralar. Yani, mak ne makaralar tabii. Onu, o filmlerden Oksik evet. E, değil mi? Neydi? Hı -hı. Öyle bir şeyler vardı. Yani sinema filmi gibi çekiliyor ve e, yani o yüzden de her şeyin tip top olması gerekiyor ya o üç buçuk dakika uzun da bir şarkı o zaman içerisinde herkes kendi rolünde orada ama kaçık uçuk 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 görenler evet. bilir ya da seyretsinler. E, o evet, Türkiye'nin ilk, özel bir ilk bir e, yani gerçekten e, nasıl diyeyim böyle şey e, götürüyor böyle Andy Warhol zamanları gibi hı. falan böyle Aynen bir şey. Öyle ondan sonra o, o çekildi. Hatta sonunda yetmedi. Bitti film. Vay. En sonunda da işte bir tane e, vapur ya Gemiyi koydular e, klibin sonuna. Öyle bir şey hmm. oldu. <laughs> sonra tabii e, Öze dönelim ve çok enteresan. Orada biraz böyle hani değil mi köklerinden i̇şte orada kökler, aynen yani, devreye de, giriyor. İşte kökler o ve yine Afrika isimleri o finale doğru özellikle o, o vokal o doğaçlama bölüm evet, o, çok biz, benden olacak. çıktı böyle bir şekilde. Böyle dedim o Oh, ne güzel işte bunun üzerinde işte babaanneden kalan miraslar bunlar. Sonra orada da işte. Bir taraftan o işte heyecanınız elektronik altyapıların bunu hem onun içine bunu koymak... yerleştirme. Afrika ritmi sözler çok özel. Çok çetin özel. Evet yine Çetin Akşener sözleri. Müthiş Sufi sözleri sözler. Çok derin sözler aslında. Ee, i̇nsanlar o zaman şey yapıyorlar daha öze dönelim tamam işte bak özü özüne dönüyor. Afrika falan filan. Halbuki Hı -hı. tabii çok daha felsefi olay var orada. Ama e, o çok özel bir şarkıdır. Çok özel. Hatta Afrika bir vesileyle son iki, üç senedir iki kere gittim Gine'ye. Hmm. 29 Ekim resepsiyonda şarkı söyledik. Orada sevgili büyükelçimiz Nur sağman çağırdı. Orada bizim kabileyle buluşma şeyimiz oldu, tanışma olanağımız oldu ki... Biz bunu asıl öze ne yapmak istiyorduk. Öze dönemi klip çekmeyi için yine hem babaannem yaşıyordu, babam yaşıyordu birçok. Yani orada bir aile klibi yapmak istedik ama nasip olmadı. Öyle söyleyeyim uzun bir hikayesi var belki daha önce anlatmıştım sana ama olmadı. Ama bana nasip oldu gitmek. Orada gerçekten o büyük kabileyle ki başkenti Kur'an kabile Baga kabilesi onların e, kullandığı dilde su, susuca e, ve ve babandan kalma işte vora famba bombere von sigisa işte e, birbirimizi sevelim birlikte şarkı söyleyelim bir, birlikte dans edelim. Şimdi yine de herkes bunu söylüyor bu şarkıyı. Vay, tabii, gerçekten hemen tabii ki şey olduğu için herkes vora famba bombere von sigisa. Vay süper. <laughs>